Buca'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yıkılan Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması için yapılan toplantıya Buca Belediye Başkanı Sayın Erhan Kılıç'la beraber katıldı efendim. São Paulo'da bu zehirli gemi vardı biliyorsunuz. Brezilya'dan gönderilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok sert açıklamaları vardı. O gemiyi sokmayacağız kara sularımıza. Geldiği gibi de eğer gelirse geldiği gibi de göndereceğiz. Avrupa'nın çöplüğü değildir İzmir açıklamaları vardı hatırlıyorsunuz. Oraya gönderme yapmış Sayın Başkan Soyer. Gemideki zaferi nasıl kazandıysak Buca'yı da yeşil alan konusunda Buca Cezaevi'nin planlarını da öyle kazanacağız demiş. Başkan Erhan Kılıç'la beraber toplantıya katılmış ve Başkan Soyer Buca Cezaevi'nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan alanla ilgili çok önemli karar verildi. Bir karar verildi. Bu alanda yapılaşmanın önünü açacak bir plan hazırlandı. Bu plan Buca'nın dokusunu bilen herkes için yıkılan yapıdan daha fazla beton anlamına geliyor. Buca'nın bu kadar sıkışık yapının içinde nefes alınacak bir alan olma ihtimali varken bundan vazgeçiliyor. Ticaret, konut fonksiyonları yüklenerek burasının rekreasyon alanı olma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Hiçbir İzmirli'nin, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir tablo diyor Başkan Soyer. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da efendim açıklamaları var bu yönde. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi ortak hareket ediyoruz. Birlikte hareket ediyoruz. Bir görüş ayrılığımız yok. Buca'nın en değerli nefes alma alanlarından birisini betona teslim etmek istemiyoruz. Hele ki Buca'nın bu sıkışık yapısal ortamında en değerli arazi konumuna gelen yıkılan Buca Cezaevi'nin arazisinden bahsediyor. Bu alanı Buca'nın örneklerini de veriyor. Bir Hasan Ağa bahçesi gibi nefes alma alanı yapacağız Bucalılara. Yapmak istiyoruz. Bu yüzden de tüm gücümüzle Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'le beraber hareket ediyoruz diyor Erhan Kılıç efendim. Buca Belediye Başkanı. Burada yapılan toplantıda bakın Başkan Soyer neler söylemiş. Buca cezaevinin yıkılmasından sonra ortaya çıkan alanla ilgili çok önemli bir karar verildi. Ve bu alanda bir yapılaşmanın önünü açacak bir plan hazırlandı. Bu plan Buca'nın dokusunu bilen herkes için aslında yıkılan yapıdan daha fazla bir beton imalatı anlamına geliyor. Ve Buca'nın bu kadar sıkışık yapılaşmış dokusunun içinde nefes alınacak bir alan olma ihtimali varken bundan vazgeçilip yerine ticaret, konut ve benzeri bir takım fonksiyonlar yüklenerek alanın bir rekreasyon alanı, bir yeşil alan olma ihtimali ortadan kaldırılıyor. Bu hiçbir İzmirli'nin, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir tablo. Nasıl ki Ali Ağa'da zehir yüklü geminin, São Paulo'nun İzmir'e gelişiyle ilgili bir ortak ses çıkartabildiysek ve büyük bir zafer kazanıp geri gönderebildiysek o gemiyi, bu sefer de Buca'nın bu kadar aleni bir biçimde katledilmesine izin vermemek için bir araya geldik. Bu bir araya gelişi büyütmek istiyoruz. Çünkü sessiz kalan çoğunluğun bu vahim tablodan haberi olmadığına inanıyoruz. Görevimiz tüm İzmir'e ne kadar haklı bir talebimiz olduğunu duyurabilmek ve tüm İzmir'i bu haklı mücadelenin bir paydaşı haline getirmek. Bugün o nedenle buradayız. Buca'nın tam kalbi de
eline verecek bir konumda. Merkezinde Bucabeliz'in tam karşısında. Belki zamanında yapıldığı yıllarda kent dışında kalmış bir alanda yapılmış ama tabii ki zamanla çarpı kentleşme, plansız büyümeyle kent iki Kızılçulu'yla Buca birleşmiş ve bulunduğu yerde artık Buca'nın merkezi konumu haline gelmiş bir yer. Bizim de burada ben göreve geldiğim 3,5 yıldan beri belki de en büyük mücadelemiz bu bizim her cezaevinin kaldırılmasıydı. Cezaevinin kaldırılması çok öncelikliydi. Ben şunu düşünüyordum. Şimdi Buca metrosu var. Yani şu anda İzmir tarihinin en büyük yatırımı. Bu çalışma devam ederken Buca trafiği çok ciddi aksamalar olacak. O yüzden mecburen bizim bu cezaevinin kaldırılması ve yukarıdaki yol Adnan Kahveci Caddesi tam Menderes Caddesi'nin birebir paralelinde hatta Menderes Caddesi'nden daha trafiğe açıldığında çok daha büyük bir yükü alabilecek bir konumdaki bir yerde bir yoldu bu. Sonucunda cezaevi kalktı ve biz burada şunu da yapıyorduk. Cezaevinin kalkmasıyla beraber cezaevi kalksın ama bunun üzerinde bir de plan var. Bunun bir AVM olması halinde bu Teralı Ticaret Merkezi direkt AVM demek yani hani baktığımızda. Açılan yolun bırakın hani trafiğin rahatlamasını bu bir AVM veya buna benzer bir şeyle çok daha kötü noktaya evrileceğini söylüyorduk ve her yerde de bunu söyledik. Ve bu aşamada artık iyi bir noktaya doğru evrildi. Şu anki süreç de iyi bir noktaya doğru evrildi. Doğru yolunu eninde sonunda bulur. 2011 yılında onaylanmış 1.5 milyon çıkım Nazım İmar Planı'na ilişkin yürüttüğümüz davada elimizde bir bilirkişi raporu var. Ve bu bilirkişi raporunun cezaevi alanına ilişkin çok net